Sözleşmesi biten yaklaşık 14 oyuncunun kulüpten ayrılması gündemdeyken bir kongre süreci yaşadık ve bu arkadaşlarımızla yeniden sözleşme imzaladık ve bu sezona başladık. Geçtiğimiz sezon elbette tabii ki Erzurumspor gibi bir takımın birincilikte değil, Süper Lig'de olması, belki yakın gelecekte değil ama daha orta vadeli hedefleri Avrupa kupalarına gitmek olmalı. Çünkü bu potansiyel bu şehirde, bu taraftarda ve bu camiada var ama hepinizin bildiği bazı sebeplerimiz var, transfer yasağı gibi. Bu şartlarda en iyisinin takımın şu anki mevcut durumunun ligde kalmak olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. 130 milyonluk bir transfer yasağı var, hepiniz biliyorsunuz, 4,5 milyon euro. Bu tahtanın açılması 130 milyon, en kötü ihtimalle 100 milyona bu tahta açılacaktı. En az bir 70-80 milyona transfer yapılacaktı. Bir o kadar da lig içerisinde, sezon içerisinde deplasman gideri, prim, maaş, peşinat, kulübün genel giderleri, personel maliyeti yaklaşık 250 milyon bu takım ikincilikte para harcayacaktı. Ve tekrar A grubunda 19, B grubunda yani kırmızı ve beyaz grupta 19'ar takım, 38 takım arasından 3 takım arasına girip birinci lige çıkmaya çalışacaktı. Bizler, bizimle yol yürüyen futbolcu arkadaşlarımızla sahaya yüreğini koyan ve terinin son damlasına kadar, maçın son düdüğüne kadar gerçekten özverili bir şekilde mücadele eden futbolcu kardeşlerimizle, kenar yönetimi, teknik direktörümüz Hakan Hoca ve ekibiyle, destek personelimizle, kulüp çalışanlarımızla, taraftarımızla, sizlerle takım bu noktaya geldi. Şu anda hepinizin bildiği gibi takımımız 9. sırada, 12 hafta sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puanla bulunduğu konumda. Bundan sonraki süreçte kötü bir rüya görmemek için, daha olumsuz bir tablo olmaması için her şeyden önce kalan özellikle zor maçlarımızda futbolcu arkadaşlarımıza her türlü desteği sizlerden rica ediyorum. Mağlup olabiliriz, maçlarda yenik düşebiliriz, öne geçtiğimiz maçları kaybedebiliriz ama nasıl bu noktaya bu futbolcu arkadaşlarımıza güvenerek geldiysek aynı şekilde ligin hem ilk yarının sonuna kadar hem ligin sonuna kadar bu arkadaşlarımıza güvenelim ve inanalım. Bu şehirdeki STK'larımıza, iş adamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, valimize, velhasıl şehrin dinamiklerine, ileri gelenlerine, herkese buradan bu çağrıyı yapmak istiyoruz. Erzurum'un, Erzurumspor'dan başka gündemi olan, ilgilendiği, mutlu olduğu, maçlarını takip ettiği başka bir şey yok. Bu konuda hemfikiriz herhalde sizlerle. Bizi temsil eden, şimdi yakın zamanda biliyorsunuz şimdi futbol tek gündem konusu. Bizim de Erzurumları sevindirdiğimiz, Erzurumlar olarak en çok sevindiğimiz, mutlu olduğumuz, maçlarını izlerken keyif aldığımız en önemli konumuz Erzurumspor. Buradan Erzurumspor'un mevcut durumdan kurtulması adına ve sıkıntılarından arınması adına ben destek çağrımızı sizlerin aracılığıyla yeniden iletiyorum. Bu takım Ahmet Dal'ın değil, bu takım bu kulübün şu anda yönetiminde yer alan arkadaşlarımızın değil, delegelerin değil, sizler gibi basın mensuplarının değil, maça gelen taraftarların değil, herkesin ortak konusu olması lazım. Sizler biliyorsunuz bu şehir bir Erzurumspor'u kaybetti. Aynı şekilde bir Erzurumspor'u daha kaybetmemesi için ben bu çağrıyı kulüp başkanı olarak yinelemek ve sizlerle paylaşmak durumundayım. Bildiğiniz gibi bu sene 27 tane altyapıdan arkadaşımızla profesyonel sözleşme imzaladık. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aranızda bazı arkadaşlarımızla bunu konuşuyoruz. Onlar da bu konudan memnuniyetlerini ifade ediyorlar bizlere. En önemli konu altyapı. Çünkü futbolcu ismi vermeyeceğim. 3,5 milyon bedelle bizde oynayan oyuncu yerine aynı görevi 500 bin liraya yapan altyapıdan bir oyuncumuzla biz geçen seneyi tamamladık. Neredeyse 7'de biri. Bir oyuncu. Bu takımda 7-8 tane altyapıdan oyuncu oynarsa hem ekonomik olarak maliyetleri düşürürüz, hem bir futbolcu kazanırız, hem o futbolcunun Türk futbolunda Erzurum'u, Erzurumspor'u temsil etmesine olanak sağlarız.
Aynı zamanda da belki satışından çok ciddi şekilde gelir elde edebiliriz. Arda Güler yakın tarihte yaşadığımız en büyük örneklerden bir tanesi. Gençler Birliği Kulübü Arda Güler transferiyle transfer yasağını açtı. Hepimiz biliyoruz. Bizim şu anda altyapıda 20 tane hocamız var. 20 tane altyapı antrenörü. Toplam 8 yaş grubunda totalde 200 tane futbolcumuz var. Ve bu akademide 200 tane futbolcu şu anda futbol oynamakta. U14, U15, U16 ve U19 takımlarımız akademik liglerde, U16 ve U17 takımlarımız da yerel liglerde mücadele ediyor arkadaşlar. Stat konumuza girmek istiyorum. Gelmeden önce Gençlik Spor İl Müdürümüz Birdal Bey'le bir telefon görüşmesi yaptım. Sıcağı sıcağına sizlerle de paylaşmak için. Ekim ayının başında 90 günlük bir projelendirme süresi olduğunu benimle paylaşmıştı. Bugün itibarıyla da bir 50 günlük sürenin kaldığını ve Ocak ayı başında stadyumun projesinin nasıl bir stat olacağının projesinin ortaya çıkacağını bizlerle paylaştı. Ocak ayından itibaren de yoğun gündemimizin stat olmasını buradan paylaşıyorum. Çünkü bizler görevdeyiz. Görevde bulunduğumuz süre zarfında bu stat konusunu gündemden düşürürsek eğer bu konu unutulur gider. Bizim bulunduğumuz ligde Türkiye'de yaklaşık Türkiye'nin içeride oynadığı kaç maç ben kulüp başkanı olarak rakip takım başkanını getiriyorum. Yöneticinin adı yok. Geliyorum. Yöneticim daha öbür tarafta. Ya ama